Claudia, público. Está ao vivo o mar, está ao vivo o mar, está ao vivo o mar. Muito bem. Vida lá. Está ao vivo o mar, está ao vivo o mar, está ao vivo o mar. Todo mundo bem. Vida lá. Está o vírus.
selam, ya selam, ya Allah. Ya selam, ya selam, ya selam. Thank you.
الله. Come on.
سلطان الله
Allah ya celil, Allah zülcelal, Allah
Allah Zülcelal, Allah Zülcelal, Allah Zülcelal, Allah Zülcelal, Allah Zülcelal. Çok iyi yaptınız. Sağ olun. İnşallah birlikte söyleyeceğiz. Oh.
sıhhatlarında, hayatlarında güzellikler sağla ya Rabbim. Allah buradaki öğretim görevlilerine de sıhhat, afiyet versin. Talebelere de bol bol not versinler ya Rabbim. Bu duaya amin denilmezse artık biz buradan gidelim ya Rabbim. İnşallah hepinize güzel günler getirsin Rabbim. Bu münasebetleri de inşallah iyiye tebdil etsin. Hepinize teşekkür ederiz ya Rabbim. Şükranlarımızı ya Rabbim sana da arz ettik. Allah rızası için. El-Fatiha. Her şey için teşekkür ederiz. Fransız üniforması içerisinde
mücadele etmiş en azından 18 ve 19'da Ermenilere karşıdır. Daha sonraki süreç yani Ankara Anlaşması'na kadar gelecek süreçte savaşanlar düzenli birlikler, disiplinli ordu gücü değildir. Çapulcudur, şakidir veya eşkıyadır nasıl isimlendirirseniz. Hemen arkasından 1916 Ermeni Lejyonu'nun arkasından savaş devam ederken 18'e kadar bu sefer milli mücadeleyi görürüz biz. Kıbrıs Adası her ne kadar savaşın dışındaymış gibi görünse de bütün bu gelişmelerin içerisindedir. 1919 itibariyle milli mücadele başladığında da Kıbrıs Türklerini bu işin içerisinde görmeye başlarız. Nasıl görürüz? Bir, adanın dört bir tarafında camilerde, mescitlerde, köy odalarında toplantılar yapmak ve ihale toplamakla, yardım toplamakla geçen günler nereye? Osmanlı ordusuna yardım, Hilal-i Ahmer vasıtasıyla veya bu işle görevlendirilmiş Kıbrıslı Türkler vasıtasıyla Anadolu'ya para yardımında bulunmak. Sonra doğumdan yiyecek yardımında bulunmak. Sonra ilaç yardımında bulunmak, sonra silah yardımında bulunmak, en son aşama doğrudan milli mücadeleye katılmak ve fiili olarak Kuvayi Milliyeci olmak. Bu şekilde pek çok Kıbrıs Türk'ü var, mücadelenin içerisine girmiş. Dolayısıyla süreç son derece kısıtlı gibi görünse de kapsadığı tarihi gelişmeler veya olaylar anlamında son derece geniş. Akabinde gelense Kıbrıs özeline baktığımızda savaş sonrası süreç 1922 itibariyle Anadolu coğrafyasında yeni bir ülkenin ortaya çıkması ama Kıbrıs adasında 31'de bir isyan, 40'da 2. Dünya Savaşı. Yine tıpkı ilkinde olduğu gibi İngiltere'nin sinsi ve pis bir senaryosu var. İlkinde olduğu gibi diyorum çünkü orada da aynı şeyi yapmışlar ve Kıbrıs'ın Türklerle Rumları cephe gerisinde görevlendirmek üzere askere almışlar. Tabii şunu söylemek mümkün. Madem ki 1960 yılına kadar Kıbrıs Adası İngiliz sömürgesi, bu insanlar doğaldır ki İngiliz ordusunda ve İngiliz üniformasıyla savaşmışlardır. Ama kazın ayağı öyle değil. İlkinde durum reddeden Kıbrıs Türklerini görürüz. Reddetmenin ötesinde Osmanlı ordusunda savaşan Kıbrıs Türklerini görürüz. Ama tam tersine fiili ve gönüllü olarak hem İngiliz ordusunda hem Yunan ordusunda özellikle milli mücadele sürecinde Yunan ordusunda savaşan Rumları görürüz. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadele sadece silahlı mücadeleyle de kalmıyor. İşin siyasi kısmı da var. Bir, Yunanistan'ın 1915 itibariyle örneğin İngiltere Yunanistan'a bu adayı size verelim, gelin bizim yanımızda savaşa girin dediğinde şahlanan, coşan bir megalidya düşüncesi. 1914'te tıpkı 1940-44'te olduğu gibi biz sizin ordunuzda istediğiniz cephelerde sizin için savaştık, kan akıttık, hayatımızı verdik. Dolayısıyla Kıbrıs Adası'nı da bize vereceksiniz diyen bir Rum toplumu var. Bu hengamenin içerisinde ayakta durmaya çalışan Kıbrıs Türk toplumu da kendi lider kadrolarını yaratmaya başlamış. 14 itibariyle bizim karşımıza bir İrfan Bey çıkar. İlk tepkisi, somut tepkisi Kıbrıs Türkleri adına ne içindir? İngiltere'nin Osmanlı'ya ait olan ve İngiliz tersanelerinde yapılmakta olan gemilere el koyması ve onların savaşa girmesini engellemesi sürecinde Kıbrıs Türk toplumu adına İngiliz yönetimini protesto etmesidir. Bu, Kıbrıs Adası'nda 1914'ten itibaren başlayan süreçte Kıbrıs Türk toplumunun İngiliz yönetimine isyan bayrağını çektiği veya İngilizlerin artık adada çok da rahat bir hüküm süremeyeceğinin ilk kıvılcımlarıdır. Hemen arkasından bizim karşımıza çıkan lider kadroda çok ilginçtir. Bir kasap var. Öğleden önce İhsan Hocam'ın bildirisinde de vardı. 1919 tarihli Megalidya'yı, Enosis çığırtkanlığını asla kabul etmeyiz diye İngiliz Sömürgeler Bakanlığı'na telgraf çeken grubun içerisinde iki kişi. Hasan Karabağ.
Düşünebiliyor musunuz? Bir kasaptan bahsediyoruz. Derkoşalı sıradan bir kasap bu arada. Ve Kıbrıs Türk toplumunu sürüklüyor. Heyecanıyla, coşkusuyla, milliyetçi düşünceleriyle, vatan aşkıyla. Ve psikolojik direnci hep ayakta tutmaya çalışıyor Hasan Karabatak. 1914 itibariyle başlamış. Az önce söylediğim o Osmanlı'ya yardım edelim fikrinin altında imzası olanlardan birisi. Yanında kimler var? Doktor Esat Bey var ve Doktor Behiç Bey var. Doktor Esat Bey'in karısı Feriha Hanım, az önce söylediğim milli mücadeleye fiili olarak katılan Kıbrıs Türklerinden birisidir. 1919 itibariyle gizli yollarla Mersin'e çıkar ve fiili savaşın içerisine girer. Kıbrıslı Türk bir kadından bahsediyorum 1919 yılı itibariyle. Bu çok da kolayca yapılabilecek bir şey değil. 100 yıl öncenin şartları içerisinde. İngiliz toprağında yaşıyorsunuz. İngiltere'nin çokça sevdiği şekilde her savaş sürecinde uyguladığı sıkı yönetimin içerisinde bu son derece tehlikeli, cansiperane bir iş ve bunu başaran insanlar. Doktor Esat Bey, karısı Feriha Hanım, Doktor Behiç Bey ve Hasan Karabatak. Doktor Behiç Bey inanılmaz bir şahsiyet. Bizim pek de üstünde durmadığımız, konuşmadığımız, birkaç makale dışında pek de üzerinde durulmayan birisidir. Ama Rum ozanların bile mısralarına yansıyan bir kahramandır. Hem silahlı mücadelenin içerisinde bir cesur yürektir, hem de entelektüel kişiliğiyle bir cesur yürektir. Ama bugün sıkça kullandığım şekilde o İngiltere'nin sinsi ve pis politikasının da kurbanı olmuştur. 23'e kadar inanılmaz bir baskı vardı bu grubun üzerinde. Hasan Karabatak, Doktor Behiç ve Doktor Esat üzerinde. Neden? Çünkü bir yandan Ermeni Doğu Lejyonu'nun faaliyetlerini sabote etmeye çalışırlar. Bir yandan Birinci Dünya Savaşı sürecinde Kıbrıs yakınlarına gelen Alman denizaltıları vasıtasıyla enformasyon, intelijans servisi yani bilgi istihbaratı sağlarlar. Anadolu'ya bu konuda bilgi göndermeye çalışırlar. Bir yandan özellikle 4. Teyyare Bölüğü vasıtasıyla Anadolu'dan Kıbrıs'a gelmiş Osmanlı gücüne her türlü yardım ve destekte bulunmaya çalışırlar. Bir yandan Rumlara karşı mücadele ederler. Bir taraftan Çanakkale esirlerini Mausa'daki kamptan kurtarmaya çalışırlar. Bu yıl 9.sunu Çanakkale Şükran Yürüyüşü anlamında yaptığımız Ergenekon Köyü'nün üstündeki esirler mağarası, işte o kamptan kurtarılan esirlerin bir müddet saklandığı mağaradır. Şimdi Doktor Behiç Bey'i tutuklayarak, üzerinde sıkı yönetim uygulayarak, baskı uygulayarak sindiremeyince hem siyasi faaliyetleri hem askeri siyasi faaliyetleri anlamında sindiremeyince İngiltere 1922 itibariyle inanılmaz ve belki de Mission Impossible görevimiz tehlike filmlerine taş çıkartacak bir kumpas hazırlar. İnanılmaz bir senaryo. 22 itibariyle bile akla zarardır. Bugün hala düşünürüm ve nasıl yapmışlar hayret ederim ama İngiliz siyaseti yaptı. Doktor Behiç Bey'le karısı Fatma Hanım üzerinde müthiş bir senaryo kurarlar ve ilmik ilmik dokurlar. İşin özü şu, çok ayrıntıya girmeden. Doktor Behiç Bey'in karısına, kocasının kendisini aldattığı ve bütün vaktini batakhanelerde geçirdiğiyle ilgili indirekt yoldan bilgi ulaşmaya başlar. Zaman içerisinde. Bilinçaltına bu yerleşir. Bir kuşku, bir şüphe, bir soru işareti vardır Doktor Behiç Bey'in karısının kafasında artık. Ama aynısını karısına da yaparlar. Ve karı koca arasında böyle bir çatlak oluşmaya başlar. Sonuç karı kocayı Lefkoşa'da bir batakhanede İngiliz intelijansı yani istihbarat servisleri buluştururlar. Birbirlerinden habersiz ama birbirlerini basacakları düşüncesiyle gelirler o batakhaneye ve maalesef Doktor Behiç Bey karısını orada görünce konuşmasına fırsat vermeden tabancasını çıkarır ve karısını öldürür. Belki de hukuk tarihinin, çok emin değilim, en kısa süreli yargılaması gerçekleşir ve İngilizler Doktor Behiç Bey'i idama mahkum ederler, asarlar ve Kıbrıs Türk toplumunun
Özellikle 1914 Birinci Dünya Savaşı'ndan milli mücadelenin sonuna kadar geçen süreçteki en etkili liderini böyle tereyağından kıl çeker gibi haince bir planla bertaraf ederler. Doktor Meyç de böyle bir kişilikli, maalesef inanılmaz bir kompasın içerisinde kurban gitti. Mücadele devam eder. Birinci Dünya Savaşı, ardından Anadolu'da Kuvayi Milliye Mücadelesi, Kıbrıs Adası'ndan katırların gönderilmesi, Kıbrıs Adası'ndan silah gönderilmesi, başta kinin olmak üzere ilaçların gönderilmesi, fiili olarak Kıbrıs Türklerinin bu mücadeleye katılması ve sonrasında bizim atladığımız bir başka gelişme daha var. Türkiye'nin özellikle Lozan sonrasında Kıbrıs'ı unuttuğu veya göz ardı ettiği ile ilgili bir gelişmedir bu. 38'e tekabül eder. Çok da kritik bir tarihtir. Haziran 1938. O dönemde Hamidiye gemisinin bir Akdeniz seferi söz konusudur. Kitaplar bu geziyi klasik bir okul gemisi ziyareti olarak verir. Ama bir tarafta Fransa'yla Hatay'ın Türk topraklarına katılıp katılmayacağı tartışmaları yaşanırken ve kelimenin tam manasıyla bir psikolojik harp varken, bir taraftan 24 sonrasında elimizden çıkmış gibi görünse de özellikle 38'e kadar geçen süreçte Mustafa Kemal yönetiminin Kıbrıs Türklerine yönelik inanılmaz desteği varken her iki tarafa da verilecek bir mesajdır. Bir, bu geminin, Hamidiye okul gemisinin ki Balkan Harbi sırasında Rauf Bey'dir komutanı, Hatay'ın limanlarını ziyaret etmesi ve 22 Haziran 38'de de Kıbrıs'ı ziyaret etmesi esasında o psikolojik harp çerçevesinde bir tarafta Fransa'ya, öbür tarafta İngiltere'ye mesajdır. Hatay Türk toprağıdır, er veya geç sınırlarımız içerisine katacağız. Kıbrıs, Lozan sonrasında elimizden çıkmış gibi görünebilir ama gözümüz kulağımız Kıbrıs Türklerinin üzerindedir. Dolayısıyla siz de ayağınızı denk alın mesajıdır. Neden? Bunu özellikle söylüyorum çünkü dönemin gazetelerine yansıyan son derece şen şakrak görüntülerdir. Rum basınında da öyle. Hamidiye gemisinin gelmesi müthiş bir kıvanç ve sevinç gösterileri şekilde karşılanır. Bunda şüphesiz 30 sonrasında Venizelos Mustafa Kemal yaklaşımının, büyük devlet adamı olmanın verdiği hava da var. Ama yıllar sonra İngiliz belgelerinden görüyoruz ki dönemin o İngiliz yönetimi görüntüdeki memnuniyeti pek yaşamamış. Ve bundan işte 30'lu süreçteki Kıbrıs Türk toplumu liderlerini suçluyor. Ve bazı gazetelerden, Türkiye'deki bazı gazetelerde ki bunların başında Cumhuriyet gazetesi geliyor, Kıbrıs Türk toplumu liderlerinin İngiliz yönetimine karşı bir kumpasın içerisinde bulunduğunu belirtiyor. İngiliz belgeleri, dönemin belgeleri, bugün açıklanan belgeler. Ama o gün itibariyle gazetelerde muazzam bir sevinç gösterisi var. Bunlarda da Türkiye'nin dostluğundan bahsediyor.